Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi hepimizin bildiği gibi üçgensel bir bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Burada bizim için en önemli şey üçgendeki yüksekliği oluşturmaktır. Şimdi bildiğiniz gibi 3 çeşit üçgenimizi çizdik. Dar açılı, dik açılı ve geniş açılı. Bunlarda yükseklik nasıl oluşturuluyor onlara bir bakacağız. Üçgenlerimi isimlendirdikten sonra her köşenin karşısındaki kenara küçük harfle isim veriyorum. Bu A, buradaki kenarın adı olmuş oluyor. Bu kenarın adı B ve bu kenarın adı C oluyor. Şimdi ben A kenarı dediğimde şu kenarı anlayacağım. A kenarına ait yükseklik çizmek ne demek? A kenarının karşısındaki köşeden A kenarına dik ineceğiz demektir. A kenarına yükseklik çizmek istiyorsam A köşesinden başlıyorum ve dik bir doğru parçası çizdiğimde işte burası yükseklik oluyor. Ve ben bunu H, A diye gösterebilirim. A kenarına ait yükseklik anlamında. Şimdi B kenarına ait yüksekliği çiziyorum. B kenarı olduğu için karşısındaki köşeden başlayacağım ve dik ineceğim. Bu çizdiğimde H B oluyor. B kenarına ait yükseklik. Şimdi de C kenarına ait yüksekliği çiziyorum. Bu çizdiğimde C kenarına ait yükseklik. Gördüğünüz gibi üçgenimiz dar açılı ise yüksekliklerin hepsi içeride bir noktada kesiştiler. Gelelim dik üçgene. Dik üçgende D kenarı, E kenarı ve F kenarı. D kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorum. Buraya ait yükseklik. Karşısındaki köşeden tutuyorum. Ona doğru dik iniyorum. Baktım ki zaten dik inilmiş. Bu dik üçgen olduğu için dik kenarlardan birisi diğerinin yüksekliği oluyor. Yani buradaki bu kenar D'ye ait yükseklik olmuş oluyor. F kenarına ait yüksekliği çizmek istersen yine aynı şekilde olacak. Çünkü dik üçgen bu. O yüzden F'den tutuyorum. Karşıdaki kenara diki çizdim. İşte burası yükseklik oldu. Aynı zamanda üçgenimizin dik kenarlarından bir tanesi. E'ye ait yüksekliği çizmek için E köşesinden başlıyorum. E kenarına bir dik indiriyorum. Bu da E'ye ait yükseklik oldu. Öğrencilerin daha çok karıştırdığı yer ise geniş açılı üçgendeki yükseklikler. Şimdi bakalım isimlendireyim önce M kenarı, K kenarı ve L kenarı. L kenarına ait yükseklik için karşısındaki köşeye bakıyorum. Buradan o kenara dik indim. Burası bir yükseklik. L'ye ait yükseklik oldu. Şimdi M kenarına yükseklik inmeye çalışayım. Buradan nasıl çizersem çizeyim bu kenara dik bir şekilde inemiyorum. O zaman uzantısına iniyorum. Uzatıyorum bunu. Böyle indiğimde M kenarına ait yüksekliği çizmiş oluyorum. Yükseklik M. M kenarına ait yükseklik demek oluyor. Üçgenin dışında oluştu olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu kenara ait yükseklik bu. Unutmuyoruz. Ve şimdi de K kenarına ait yüksekliği çizmek istersen K köşesinden başlayacağım ama K köşesinden başlayıp hiçbir türlü buraya geldiğimde dik oluşturamıyorum. O zaman K'nin uzantısına K kenarını uzatayım. Şöyle.
uzantısına çizeyim. Evet. İşte bu da K kenarına ait yükseklik olmuş oldu. Üçgenin içinde, dışında hiçbir şey fark etmez. Biz üçgenin alanının taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2 olduğunu biliyoruz. O yüzden biz alanı bulurken hangi kenarı kullanıyorsak ona ait yükseklik olmak zorunda. Örneğin bana burası verildiyse ben tutup da bu yüksekliği veya bu yüksekliği kullanamam. Buraya ait yüksekliği, yani bunu kullanmam lazım. Üçgenin alanında bu bölü 2 nereden geliyor derseniz, bir dikdörtgen düşündüğümüzde biliyorsunuz dikdörtgenin alanını nasıl buluyoruz? A ve B uzunluklarına sahipse A çarpı B diye buluyoruz. Bu üçgen haline geldiğinde, üçgen demek bunun yarısı demektir. Yani burası yok, şu kısım olduğunda ben buna bir de bölü 2 ekliyorum. Yani dikdörtgenin alanının yarısı anlamında. Buna ilgili kitaptan da birazcık bakarsak örneklere daha iyi anlayabiliriz. Zaten bununla ilgili oradaki sıra sizdeleri yapmamız gerekir. Ve daha sonra ben bununla ilgili ödevi vereceğim size. Görüşürüz.